Efendim ekonomi ekranına hoş geldiniz. Böyle bayram öncesi size bir sürpriz yapalım dedik. Sevgili Perihan'la beraber para ve sermaye piyasalarının hem beyefendi hem de güler yüzlü, doğru sözlü ve açık sözlü adamı Selçuk Gönenç'leri konuk aldık birlikte. Ve yine para ve sermaye piyasalarının hanımefendisi Perihan Tantuğ'la her pazartesi olduğu gibi bugün de sizin için özel bir yayın çektik. Sevgili Selçuk, sevgili Perihan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, çok vallahi teşekkürler. Selçuk hoş geldi aslında. Biz burada Selçuk yoktu, Selçuk hoş geldin. Siz ev sahibi, ben misafir. Aynen, evet, biraz öyle oldu. Perihan artık misafir değil, ev sahibi oldu. Bugün misafirimiz sensin. Aynen. Şimdi bugün grafiklerden falan bahsetmeyeyim şu bayram öncesinde. Herkesin merak ettiği. Sen de böyle biliyorsun bam 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 konuşursun Perihan gibi. Hep yayınlarda tabii da onu yapıyorsunuz Ekotürk ekranlarında. Pazartesi salı takası olmadığı için tabii ki bir yükseliş bekleniyor. Sebebin de buna bağlanıyor. Bir taraftan gelen ardı ardına gelen iyi haberler. Yok Moody's'ten de gelecek olan, Standard & Poor's'dan da gelecek olan, gri listeden çıkacağız. Beklentiler iyi yönde. Bayramdan sonra da böyle yükseliş trendi olacakmış gibi görünüyor. Bir kısım diyor ki bu hisseler pahalı, hala alınacak hisseler var ama az olduğunu söylüyorlar. Bir grup bankaların çok pahalı olduğunu söylüyor. Bir grup ucuz olduğunu söylüyor. Şimdi genel biraz hem böyle bir eğlenceli, biraz da böyle yatırımcılarımızın ne bileyim kafalarında size de eminim pek çok soru geliyordur. Hem o soruları da buradan cevaplamış olalım. İstersen misafirimiz olduğun için önce Selçuk sana vereyim sözü. Vallahi Sami abi hızlı geldik. Yani biz Perşembe günü akşam mı, Cuma günü sabah seans öncesi, yok Perşembe akşam Perihan'la hatta yazıştık. Ya Perihan'la şunu konuştuk. Şimdi biz Perihan'la hep iyimseriz ya, göreceli bekledim anlamda. Bekledik bizde 100 kere yazışıyoruz bu arada. Yani sabah, öğle, akşam, gece 3. Sürekli. Şimdi biz Perihan'la şu anki dinamik gereği hani biraz boğa modelli tipler olduğumuz için. Şimdi biz Perihan'la şimdi iyimseriz. Ben zaten hep iyimserim biliyorsun. Perihan'a dedim ki ya Perihan dedim bu üçgen yukarı kırılacak da dedim. Acaba dedim bayramdan sonra bu üçgeni ben yukarı kırılacak da ne zaman kırılacak dedim. Perihan da dedi ister misin dedi bayramdan sonra geple yukarı kırsınlar dedi. Ben de dedim ki ya inşallah bayramdan önce kırarlar da insanlar hani gap biliyorsun hani belli dinamikler geçildiği zaman yatırımcı içeri girmekte zorlanıyor ya gap'i görünce. Ya geçilecekse seansta geçilsin de insan içeride kalmak isteyenler mal alabilsin dedim. Cuma günü hafif bir gap'le açtık. O düşen trend dediğimiz 9260'larda geçilince Sami abi işte haftalardır sürülen o 9250 8750 bandından testeresinden işte özellikle Perihan'ın Cuma sabah Skype'da anlattığı gibi bir yapı krediyle ilgili bir piyasada bir süredir söylenen kulislerde konuşulan haberinle ilgili kap demeyelim de Bloomberg haberi düşünce kuvvetli açıldı. Ya daha sonra gün içinde yapı krediden hani evet daha hani net bir şey yok falan gibi böyle ortaya karışık bir açıklama yapılmasına rağmen piyasa hiç haberi yani kapa gelecek haberi bile olumsuz okumadı ve yukarı hareketine devam etti. Ya şimdi biz dediğim gibi Perihan'la bu hareketi bekliyorduk. Yani ben Perihan adına konuşuyorum ama bildiğim için düşüncesini konuşuyorum. Ama dediğim gibi hani bayramdan sonra patlatırlar diyorduk. Bayramdan önce geçtiler. Teknik anlamda grafik çok net ve çok güzel bir noktada. Onu çok net söyleyeyim. Her ne kadar faizin evet kısa vade çok majörde Borsa İstanbul için bir rakip olma desturu Borsa İstanbul'daki yukarı harekete rağmen devam ediyor olsa da ama artık şunu da yatırımcılar kabul ediyorlar. Doğru hisseyi seçenler kısa vadeli faizin daha iyi getiri riskini de bertaraf edebiliyorlar. Orta ve uzun vadeli bence faiz hiçbir zaman Borsa İstanbul'un rakibi olmadı ve olamayacak. Ama kısa vadeli iyi hisse senedi seçenler de bu faiz getiri riskini de bertaraf edebiliyorlar. Ama öbür taraftan bakacak olursak Sami abi. Senin de bildiğin üzere bazı senetler endeksin gitmesine rağmen iyi performans gösteremiyor biliyor. Hala da öyle maalesef senetler var. Örnek Ereğli gibi, Şişecam gibi. Bunlar maalesef performans anlamında geri kalıyorlar. Elzem cevap Borsa İstanbul bayrama kuvvetli giriyor. Yarın ve yarım gün olan salı günde de hani böyle çok aşağı yönlü büyük bir risk oluşacağını düşünmüyorum. Belki seans içi düzeltme.
veya böyle yumuşak geri çekilmeler olabilir hani genel anlamda. Ama bence asıl bayramdan sonra Borsa İstanbul'da ciddi bir şekilde momentumun yukarı yönlü devam etme ihtimalini ben önde görüyorum. Özellikle yabancı raporları zaten 2-3 aydır olumlu yöndeydi. Bu hafta da aşağı yukarı, şimdi biraz sonra Perihan daha detaylı anlatır. Çok ciddi bir para girişinin önümüzdeki haftalarda göreceğiz gibi. Geçen haftadan, yani geçen haftanın datasını önümüzdeki hafta alacağım için. Öbür taraftan bir güzellik daha oluyor. Göreceli anlamda güzellik. Merkez Bankası uzun bir aradan sonra rezerv tavanlamaya başladı. Yani bu da çok olumlu. Tabii burası biraz eleştiriye açık. Hani geçmişte yapılan hatalar bir noktada telafi ediliyor gibi bir noktadayız. Ama sonuç itibariyle öyle ya da böyle. Seçimden çıkan mesaj hükümetin bir noktada oy anlamında ivme kaybetmesi ve neticeden sonra Cumhurbaşkanımızın yaptığı biz mesajı aldık merak etmeyini de piyasa tamam dedi. Mehmet Şimşek'in hani tabiri caizse yol haritası bozulmayacak, Cumhurbaşkanı da bu mesajı aldı, ortodoksa devam edeceğiz diyerek kurda o beklenen, hani sosyal medyada seçimden sonra kur 35-40'lara pik yapacak falan hikayesi de soğuyunca borsa da biraz daha rahatladı ve yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Ben gene Perihan'a topu atmadan şöyle söyleyeyim. Önümüzde 1,5 gün var. Ondan sonra bayrama giriyoruz. Valla ben gene çok küçük bir rakamlara teneffüs edeyim. Kısada ara 9450. Kısada ara 9250. Kısada ana 9260. O üstüne geçmekte zorlandığımız seviye artık yukarı yönlü disiplinlerde bence artık destek. Direnç olan bundan sonra destek olacak. Dolayısıyla bu 1,5 gün ve veya bayramdan sonraki hafta 9450 ara destek, 9250 ara destek, ana desteğin üstünde kaldıkça sevgili Sami abi, Borsa İstanbul'da 9855 ara hedef, 10200 teknik olarak hedefte radara girmiştir. Evet, Perihan Tantu. Şimdi Selçuk'un dediği gibi, ben de Selçuk'un söylediklerini tekrar etmeyeyim de böyle birkaç tane onun da atıfta bulunduğu nüansın üzerinden geçeyim. Şimdi Sami abi, Selçuk'un dediği gibi biz uzun bir süredir Selçuk'la ben de iyimseriz. Yani Borsa İstanbul noktasında iyimseriz. Tabii ki Borsa İstanbul'un da zorlandığı dönemler oldu ama yani yatırımcıların bir noktada aslında burada şöyle bir karşılaştırma yapması lazım. Burası mevduat faizi gibi, yani mevduat gibi size böyle haftalık, günlük, aylık düzenli para ödeyen, düzenli yükseliş kaydeden bir enstrüman değil. Adı üstünde, bu riskli bir enstrüman. Böyle her gün %1'lik artış kaydedip her gün yeşil yakarak yükselecek tabii bir enstrüman değil. Öyle olsa zaten yıl sonu 30 bine falan gideriz. Keşke öyle olsa da o dünya öyle değil. Yani böyle bedava helikopterle para dağıtmıyorlar. Ama Selçuk'a şöyle bir ekleme yapayım ona katılmakla beraber. Yatırımcılar geçmişte de böyleydi. Selçuk da uzun yıllardır piyasada, yıllardır. Ben de böyle. Eğer ki aslında çok ciddi bir bozulma yoksa piyasada, evet piyasanın testereye bağladığı dönemleri olur. Ama sonra öyle bir kırılım gelir ki, hatta Cuma bana işte şortçu mu yakaladılar vesaire diye yazanlar oldu. Hayır dedim ya, bunun adı kırılım. Kırılım olunca böyle olur zaten. Fiyat basılır basılır basılır, baskıda kalır. Kırılınca ne var ne yok alırlar. Birçok hisse senedi tavana gider, onu alamayınca dönüp gidemeyenleri alırlar. Bir bakarsın her yer yemyeşil. Sonra doğru yerden aldıysan, az önce Selçuk'un dediği gibi, bir bakmışsın aslında 3 günde. Ya da 2 günde ya da 1 günde 1 aylık faizi sana zaten gelir burada verir. Dolayısıyla burada işte bazı dönemlerde sabretmek lazım. Yani teknik olarak orta vadeli bir bozulma, bu bozulmanın arkasında da temel bir gerekçe yoksa, ki yok dedik yani haftalardır. Ve burada şunu da söyledik, Selçuk bir teknikçi. Ben de birkaç hafta önce çıktım Selçuk, ben de burada dedim ki bu tekniği para çiziyor. Doğru mu sevgili arkadaşım? Hep seninle konuşuyoruz. Yani nasıl ki böyle sığ hisse senetlerini mesela Selçuk yıllardır grafiğine bakmak istemez. Ahmet Hoca da hep uyarır. Nedeni de şu. Arkadaşlar, buranın bir tahta yapıcısı var. Ve dolayısıyla o neresinden kalkarsa, sağından mı solundan, Mahmut Hoca da yani grafiği adının baş harfini bile yazabilir. Çünkü ciddi bir alış satış yok.
alış satış olacak, likit olacak ve çok fazla oyuncu olacak ki içinde de para olacak, o teknik çizilecek. Şimdi çünkü neden? Bunlar algoritmayla çalışıyor. O yüzden işte Selçuk fibo atıyor ve böyle nokta atışı değiyor. Niye? Selçuk'un sihirli elleri sayesinde değil ki. Doğru mu Selçuk? Algoritma buna doğru. Tamam canım. Algoritma böyle çalıştığı için Selçuk da doğal olarak zaten bunu bize anlatıyor ve dolayısıyla teknikte tıkır tıkır çalışıyor. Ha ama Selçuk'un dediği gibi, ben de birkaç hafta önce çıktım burada. İlk bir ay önce Selçuk şunu anlattım. Dedim ki tamam çok güzel testlerdeyiz ama para girişi yok. Yani para girişi yok. Ne zaman ki para girişi olduğunu görürsem söyleyeceğim. Ve dolayısıyla anlayın ki kırılım yakındır. İki hafta önce de zaten çıktım, dedim ki evet henüz kırılamıyoruz ama güzel bir şey var, para giriyor. Bankalara bir ordino geldi ve bu ordino yabancı. Yabancı olmadığını iddia edenler de oldu. Ben çok ezberden konuşmayı sevmem. Teyidimi alırım. Öyle derim zaten yabancı diye ki hani tek tek hemen hemen her gün zaten hesaplarım, not alırım. Aşağı yukarı Merkez Bankası'yla da 3 aşağı 5 yukarı örtüşen rakamları bulurum. Ama bu 2 haftadır bankalarda... Takastan belli zaten. Tabii yani bankalarda, holdinglerde gelen ordino yabancı. Yapı Kredi noktasında da biz 2 hafta önce de Selçuk'la yaptığımız yayında özellikle Yapı Kredi'yi konuştuk ve dedik hani bunun hakkında bir söylenti var. Cuma'da bana kızanlar olmuş. E vardı söylenti. Niye söylemediniz kıymetli arkadaşlar? Tabii şimdi Selçuk çok eski borsacı. Benim bir sürü tanıdığım var. Tabii ki 5 tane, 10 tane, 50 tane söylenti geliyor da bu söylentileri kalkıp biz burada, televizyonda, ne bileyim Twitter'da yazamayız. Aa biliyor musunuz Yapı Kredi Bankası'nı satacaklarmış diye bir söylenti dolaşıyor diye bir söylenti yazarsak, doğru mu Selçuk? O söylenti olmaz. Beklentiye dönüşür. Yani bu manipülasyon olur. Ben söylentiye göre iş yapmam. Selçuk'u da çok iyi biliyorum. O da söylentiye göre iş yapmaz. Söylentiye göre de bu arada bir beklenti yaratmamız da doğru olmaz piyasada. Benim yani iki aydır birçok borsacının kulağına çalınıyordu ama ben gerçekten hala Yapı Kredi Bankası satılacak mı satılmayacak mı onu bilemem tabii yani. Koç Holding'in bu noktada açıklama yapması lazım ama Selçuk'un dediği gibi fitili o ateşledi Selçuk. Yapı Kredi ateşledi. Zaten kırılacağımız da varmış. O günmüş. O gün kırılmamız gerekiyormuş. Yapı Kredi bahane. Fiyatlama şahane oldu. Bir de yanlış bilinen bir durum var piyasada. Bayramdan önce nakite geçme mevzusu. Bayramdan önce nakite geçme gününü insanlar böyle pazartesi salı olduğunu düşünüyorlar. Yanlış. Yani burada birçok yeni yatırımcı takas hesabı yapmayı bilmiyor. Bayramdan önce nakite geçmek demek, eğer siz ya ben bayram riskini almak istemiyorum ve bayramda bir şey olur Allah göstermesin, hiç pozisyon almak istemiyorum derseniz o ayrı bu arada. Yani ben malda gitmeyeceğim. Onlar yarın öbür günde satabilir. Onlarda sorun yok. Tabii. Ama bu nakite geçme olayı yanlış anlaşılıyor piyasada. Perşembe gününe kadar eğer ki siz zaten nakite geçtiyseniz artık faizden faydalanabilirsiniz. Diyelim ki ben likit fondayım. Bak hiç hisse senedinde değilim. Parayı likit fona koydum yatırım hesabımda. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Dün cuma gününü şöyle bir güzelliği vardı. Cuma günü eğer ki hisse senedi alıyorsam tüm bu hafta boyunca faizimi almaya devam ediyorum. Fonumu ne zaman bozuyorum biliyor musun? O hissenin ödemesini yapmak için. Ta pazartesi. Aslında cuma günü şöyle anlaşıldı. Bayramdan önce nakite geçmek isteyenler hayır. Cuma günü takas avantajıydı. Yani ben paramı faizde tutup pazartesiye kadar tutup, hatta bir sonraki pazartesiden bahsediyorum bu arada. Yani bir sonraki pazartesiye kadar faizde kalıp o gün fonumu bozdurabilirim. Keza pazartesi ve salının da böyle bir avantajı var. O yüzden Selçuk'un dediği gibi genelde böyle bayramdan önceki günler yükselerek kapatırız. Ama yalan yok, bizde böyle bu denli bir hareketi ben de böyle bayramdan sonra gepli açarlar, herkes arkasından bakar diye bekliyordum ama o gün de Selçuk'un duasını kabul olacağı varmış vallahi. Bayramdan önce olsa ne güzel olur dedi. Oldu. Vallahi gayet mübarek konuşmuşsun o gün Selçuk'um, ben sana söyleyeyim mi? Aynen Perihan'ın dediği gibi de oldu yani. Vallahi güzel oldu yani. O nedenle yani ben de iyimserim. Ben yani bilmiyorum, bu görüntü çok tuzak gibi değil mi Selçuk? Durmuyor bana göre. Ama tabii ki herkes işini garantiye alacak. Yani yıllardır konuştuğumuz bir şey var. Bu kadar güçlü, defalarca denediğimiz bir seviye bu denli yüksek bir momentumla kırılıp
tekrar içine dönüyorsa o zaman tuzak deriz. Ama bu tuzak mı, yok onaya gider öyle böyle falan derken soluğu bir anda 10.000'de de alabilirler. Dolayısıyla bir şey kırıldı mı içinde olmak lazım bana göre. Tuzaksa da yani stopumuzu koyarız. Aa yani yanlış tuzaksa alerjide. Da koyarsın. Stopumuzu ya koyarız yanlış analiz. Tabii teknik analiz o işe yarıyor işte ya. Riski kontrol etmeye faydalı oluyor. Dolayısıyla Perihan güzel söyledi. Ya şimdi çok kuvvetli yukarı gittik. Evet. Hareketli ortalamalar da göreceli aşağıda kaldı. Evet. Bir düzeltme riski de olabilir. Kabul. Hatta kırdığımızda pullback riski bile olabilir. Ama şimdi ne yapalım yani? Hani çok hızlı gitti. İlla pullback yapmak zorunda diye ne yapalım şimdi? Yani çıkıştan faydalanmayalım mı? Burada yatırımcının yapacağı şey makul bölgelere risk kontrol seviyeleri belirleyecek. İşte 9450 kısa da 9260 ana destek gibi. Buraların üstünde kaldıkça ama buralara da geri çekilme riskini kabul edecek ve oyunun içinde kalmaya devam edecek. Yani bence şu anda Borsa İstanbul'da teknik analiz inanılmaz güzel çalışıyor doğru okuyanlar için. Bundan sonra da çalışacağına inanıyorum. Bu anlamda riski kontrol etmek için biz her zaman olduğu gibi teknik analizden destek almaya devam edip temel analizden de beslenmeyi sürdürmemiz gerekiyor. Şimdi Ahmet Mergen abimizin, hocamızın söylediğine bir ilave yapalım. Ona da selamlar, sevgiler, bayramını öpüyorum. O yanaklarından kocaman öpüyorum, ellerinden öpüyorum Ahmet abicim. Hani sığ denizde boğulmak daha, zaten boğulanlara bakarsan hep böyle denizin sığ kesiminde boğulurlar. Derinde boğulmazsın, sığda boğulursun. Perihan'ın söylediği de az önce hatırlatma da oydu zaten. Yani öyle yan tahtalar falan ama bir de hakikaten bazı hisseler var. Hakikaten bir adamın iki dudağı arasında çok manipülatif hisseler. Hani oralardansa hani gene bildiklerinden şaşmamakta fayda var diye geliyor benim aklıma. Ne diyorsun Selçuk? Abi çok doğru. Orada da yatırımcı da şey var. Hani portföyü dağıtma dediğimiz şey yok. Yönetim disiplini yok. Nasıl? Mesela 100 birimlik bir portföyüm var değil mi? Ya atıyorum 20-30 birimini spekülatif senetlerde kendi adrenalinin veya tercihlerini yönetmek için, o kendini törpülemek için 100 birimin %10'unu, %20'ini öyle hisse senetlerinde trade edersin veya yatırım yaparsın. Geri kalanları işte daha ortalara yayarsın. Daha büyükleri daha büyük senetlere yayarsın gibi aslında birçok trading modelleme yönetimi var ve risk yönetim şekillenmeleri var. Ama bizde yatırımcıda maalesef şey yok. Hani bir sepet mantığı yok. Yani parayı yaymak, sektörlere yaymak veya işte nasıl söyleyelim, kademeli almak, kademeli satmak. Ki yıllardır anlatırım, kademeli alıp kademeli satmak yatırımcıyı hem düşüşte parayı doğru maliyetlerle iyi bir hareketli ortalamayla mal toplama disiplinini sağlıyor. Yukarı giderken de kademeli satmak, tüh ya keşke malın hepsini bir fiyattan satmasaydım dedirttirebiliyor. Dolayısıyla bu işler çok göreceli Sami abi. Ama yatırımcı risk yönetimi, parayı yayma disiplini, sepet yapma disiplini, kademeli alma, kademeli satma gibi disiplinleri yavaş yavaş biraz çalışarak kendilerini bu yönde geliştirirlerse çok ciddi anlamda daha konforlu ve iddia ediyorum daha verimli bir şekilde Borsa İstanbul'dan performans alabilirler. Bizde genellikle maalesef, yani bunu üzülerek söylüyorum, herkes de üstüne almasın ama şu var, özellikle son pandemiden sonra Borsa İstanbul'a gelmiş kesim ağırlıklı olarak maalesef, kimse kızmasın bana, biraz spekülatif ve hızlı kazanmak. Hani böyle Las Vegas, Kıbrıs tarzı oyun oynamak istiyorlar. Ya ben geçen gün bir arkadaşla konuştum, bana bir hisse söyle diyor, hisseyi söylüyorum, %20, %30'u gördün mü diyorum, al bohçanı kaç diyorum. Ya benim kaç yıllık arkadaşım diyor ki ya %30 için uğraşmam ben. Yok mu şöyle bir iki kat gidecek senet diyor. Oho. Ya biraz da tabii hayır biraz da espri yapıyor tabii, eyvallah. Tabii. Ama düşün bak, benim çok eski arkadaşım olmasına rağmen piyasayı hani yeni katılmış bir arkadaşımız. Bilmiyorlar. O kadar çok alıştırılmış ki o bam bam piyasasına. O yüzden piyasa bu anlamda küçük senetlerde iş yapmak getiri anlamında evet güzel getiri getirebiliyor ama işte piyasa düzeltmeye girdiği zaman endeks %5 %10 düşüyor, o alt senetlerde %30 %40 düşüyor, bu sefer de yandı gülüm keten elbam oluyor. Peki şu bankaları ucuz mu buluyorsunuz, pahalı mı buluyorsunuz arkadaşlar? Ucuz. Devam etsin.
Ben ucuz ne buluyorum. Diyorsun? Ucuz buluyorsun. Ucuz. Bir de şunu söyleyeceğim. Az önceki küçük hisseler ek olarak bankalardan sonra ben bankaları ucuz buluyorum şöyle, ama bankaları uzun vadeli tutmayı hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Bunu her zaman söylerim. Çünkü Türkiye ekonomik olarak ciddi yıllardır çalkantılar yaşayan ve istikrar olarak da zikzaklar çizen bir ülke. Bunun da ilk dayağını yiyen genelde bankalar olur. Yani ilk hareketi başlatan da genelde bankalar olur. İlk dayağı da dolayısıyla onlar yer. Dolayısıyla ben hiçbir zaman böyle alayım da 5 yıl banka tutayım modunda hiçbir zaman olmadım. Ben bankalarda dönemsel olarak bulunulması gerektiği taraftarıyım. Bunu küçük hisselere şöyle bağlayacağım. Bana göre portföylerde yan hisseler de olmalı bu arada. Sadece dönemi kendi içinde, kendi koşulları içerisinde ele almak lazım. Neden? Çünkü birkaç hafta önce şunu konuşmuştuk. Ya yabancı gelirse mecburen likit tahtalara geliyor. Yan hisselere çok kolay kolay gelmiyor. Böyle çok hikayesi olan hisselere az da olsa gelir. Ama önce likit tahtalara geliyor. Şimdi yabancının çıkış yaptığı dönemlerde sonuçta o satışlar yıllar önce, yani bu küçük yatırımcının geldiği ve yan hisselerin rally yapıp büyük hisselerin gitmediği dönemde yabancı çıkışı vardı. Ama yerli girişi vardı. Şimdi o dönemde sen ısrarla gidip BIST 30 hissesi aldığında bu arada doğru düzgün para kazanamadın. Niye? Çünkü aslında bu hani dalgalarla sörf yapmaya benziyor bana göre Borsa İstanbul'da işlem yapmak. Yani çok böyle at gözüyle bakmamak lazım. Ya bir tane doğru yok. Banka alırsan para kazanırsın, holding alırsan para kazanırsın ya da yan tahtalardan uzak durmalısın diye. Ya hayır, yeri geliyor yan tahtada olman lazım. Ama oraya bir parantez açacağım. Yeri geliyor BIST 30'dan çıkmaman lazım. Bu dönem BIST 30 dönemi. Neden? Çünkü yerli yatırımcı tıkandı, yabancı yatırımcının ordinolarını izliyoruz. Dolayısıyla şimdi benim yan tahtada ısrarcı olmam hatalı. Yani ama yabancının çıktığı bir dönemde yabancı ne yapıyor? Ereğli'yi boşaltıyor, Koç Holding'i boşaltıyor. Ya yabancının karşısına o malları diyeyim daha doğrusu, o satışı karşılayacak bir adam olmayınca da ne yapayım? Yani ben kahraman mıyım da gidip yabancı örnek veriyorum. Ordino halinde 20 gün Sabancı satıyorsa ısrarla gideyim Sabancı alayım. Almam. O yüzden o dönemi, her dönemi kendi içinde ele almak lazım. Sadece küçük tahtalarla ilgili şöyle bir uyarım olabilir. Bunu hep söylüyorum. Bunlar sığ tahtalar olduğu için, evet Selçuk'un dediği gibi 100 birimlik paranız varsa bunun %20'siyle alabilirsiniz. Fakat tabii paranızın büyüklüğüne de bağlı. Yani Selçuk, birinin 100 milyonu da olabilir. Yani 100 milyonun %20'siyle 100 bin liranın %20'si aynı değil. Burada uyarıyı şuna yapacağım. Bu tahtalar likit değil. Bu tahtalarda kalem kalem mal sayıyorlar. Dolayısıyla siz gittiniz diyelim 5 milyonluk bir alım yaptınız yani. Diyelim ki 5 milyonluk güncesi, o her satışı topladınız, her satıcıdan malı aldınız. Gitmez o tahta. Ya gitmiyor. Ya Selçuk da bilir, biz bunu yıllardır konuşuruz. Gitmez. Çünkü size o parayı kazandırmazlar. Yani siz dökülene kadar 8 ay bekletir tahta yapıcı o tahtayı. Dolayısıyla zaten bana da arkadaşlarım, işte o taze kuru vardı, atıyor musun Selçuk, adı değişmiş. Ya Perihan, bana bunu niye aldırmadın? Ya neyini aldırayım? Bir lot dönüyor kademesinde. Sen oradan bak, gidip 20 milyonluk mal alsan sana yar edecekler mi sanıyorsun %1000'lik litriyi? Sabi abi, şimdi isim vermeyeceğim. Perihan tamam. Bilir. Ben bundan 1,5 sene önce bir teknoloji hissesinde kendi çapımda hatır sayılır bir mal aldım. Aldığı günde yani. Ben Selçuk'u uyardım. Selçuk, çok yüklü almışsın. Gitmez bu tahta, elini okumuşlardır dedim. Dedim yani ya, bir doğru. Tamam. Peri doğru söylüyor. Ben de hani biliyorum, yıllardır piyasadayız. Peri de haklı. Dedim ki ya Peri dedim, bir halt ettik, aldık. Ben bu kadar malı aldım, bu tahtayı götür. Sami abi 14 ay taşıttı bana. Bir sene bekledin değil mi? Biliyorum. 14 ay taşıttı. Of, of. 14 ay sonra, tamam mı? 14 ay taşıdı. Ben de iyi mal diye tuttum. 15-16. ayda ufak bir hareket etmeye başladı. Artık o da bezdi. Benden malı, bak o kadar taşıdıktan sonra makul bir karla verdikten sonra tahta yırtıldı. Deme ya. Ama bunu da şöyle okumadı Selçuk. Çünkü yani, ben sattım gitti diye üzülmedi. Oluyor. Öyle olacağını. O yüzden küçük tahtalarda evet. Hani yaptık. Bak
hep olumlu şeyleri anlatmaya gerek yok. Bak, olumsuz tecrübeleri de anlatarım ki yatırımcı bunlardan bir pay çıkarsın. Yani burada şey Perihan Tantu, Selçuk Güneşler hata yapmıyor değil. Gerçi ben bile bile zorladım tahtayı, onu söyleyeyim. Ama şu var, oluyor, yapmamak lazım. Küçük tahtalara ona göre girmek çıkmak lazım. Şu anda bir de Perihan'ın dediği gibi şu anda trend büyük tahtalarda. Çünkü yabancının geldiği trend orada. Para akışı trend. Hani para akışına da bir trend olarak bakacaksak şu anda holdinglere ve bankalara giriyor bu trend. Bu trendten fayda sağlamak lazım. Ama o trend teknik anlamda bittiği zaman da ısrarcı olmamak lazım. Çünkü o zaman bankalar büyük bir ihtimalle çok sert bir düzeltme yapabilir. Perihan'cığım ben bugün aynı şey başıma da geldi Sami abi, onu söyleyecektim. Evet. Ama artık ismini verebilirim çünkü üstünden yıllarca geçti. Natural Enerji, hatırlıyordur Selçuk. Ben biliyorum onu. Ben ilk halka arz olduğunda, çünkü başka yenilenebilir enerji yoktu, şirkete bayıldım. Teknik çok güzel. Ve gerçekten hatırlıyor musun? 16 liradan falan Selçuk'un dediği gibi çok yüklü aldım. Yani bu hatayı bile bile yaptım. Ya piyasa gidiyor, şirket gitmiyor ama çok güzel şirket. Yani yenilenebilir enerji. Ben dedim Selçuk'a diyorum ki onlar inatsa ben bekleyeceğim. Açıkça söylüyorum. Dedim yani tahta yapıcıya. O satıyor, ben alıyorum. O satıyor, bir inatlaşma. Aynı o şekilde Selçuk bilir. Ya ben artık ağlıyordum sinirden. Çünkü şunu biliyorum. Sattığım gün tavan olacak, onu biliyorum. Ne oldu? Tabii 8-9 ay ve Selçuk'u aradım. Selçuk dedim ben pes ettim. Yani zaman maliyetine yenildim. Bugün dedim bu tahta tavan olacak. Neden? Çünkü satacağım. Yani ne var ne yok satacağım. Ve sattım. Yani satarken devre kesti. O zaman devre kesici daha şeyde çalışıyordu, yakın marjda. Ve o gün tavan oldu. Sonra da zaten bir rally başladı. Aman Allah'ım. Ama üzülmedim. Uçtu. Yani ya şundan dolayı üzülmedim. Vermiyorlar o ekmeği. Mesela izninizle sevgili Işık Ökte'yle ile bugün böyle çok mini bir sohbetimiz oldu ve onun da bir uyarısı oldu mesela WhatsApp'ta, bir üzüntüsü oldu. Ben onun izniyle mesela onu da dile getireceğim. Bir Twitter hesabı tweet atmış. Demiş ki sadece bir yılda sabah 8 akşam 5 çalışarak 30 yıl biriktirdiğiniz paranın 30 katını kazanacaksınız. Alacağınız hisselerde 10.000 TL'yi 1.000.000 TL'ye yapacağız demiş. Tamam, buraya kadar her şey güzel. Şimdi diyeceksiniz ki aman buna kim inanır? Şimdi Işık'ın bana bu mesaj atıp altını çizdiği nokta şu. Diyor ki bu tweet 642.000 görüntülenme almış. Yani aracı kurumların görüntülenmesinin 100 katını almış. Dolayısıyla şöyle düşün. 2 milyon kişi diyelim. Tamam, bunun bir de şey, o gidecek dostlarına anlatacak ya, bu tabii. 2 milyon kişiye net ulaşmıştır. 2 milyon kişi buraya 10 bin lira koyup parasını 1 milyon lira yapabileceğini düşünüyor olabilir. Bu korkunç bir şey. Ve dolayısıyla işte buraya bu düşünceyle geldikleri için Selçuk'un arkadaşının imkansız dediği gibi, ya bana %20, ben ne yapayım ya %20'yi, baksana bir Twitter hesabı var 10 milyonu 1 milyon yapma vaadi veriyor diye karşı argüman sunuyor ve biz burada tıkanıyoruz işte. Çünkü beklenti yüksek geliyor yatırımcı buraya. Benim en çok üzüldüğüm nokta bu. Bu yorumu yani Işık Ökte'den copy paste olarak ilettim sizlere. Onunla bugün bir konuşmamız. O da buradaki üzüntüsünü dile getirmiş. Bu korkunç bir şey bence. Işık abim zaten piyasanın en doğru adamlarından biri. Yani onu da bayramını kutlayalım bu arada. Bugün Selçuk, ben gözlükleri taksam, tamam mı? Ama bir fark var aramızda. Sen de ikiz olacağız ha. Ama senin dijital ikizin olacağım, ama senin gözlerin rengi benden daha güzel olduğu için sen yine öne çıkıyorsun. Estağfurullah abi. Senin mavi gözlerin. Baksana mavi giymişim. Senin mavi giyeceğini bilmiyorum. Ya şimdi boş ver onu. Dudağımda uçuk var. Sende de uçuk var. Dudağımda uçuk var. Dudağın uçuk. Çok iyi. Dudağındaki uçuk sağ tarafa doğru. Senin de sağ tarafa doğru. Bu ne iş abi ya? Vallahi yani simetrik üçgen gibi oldunuz ben aranızda. Aynen. Allah bilir. Neyse, arada güzel bir sarışın ve akıllı bir hatun var ama yani. Kurtarıyor bizi. Aynen. Araya peki, bayramda rahat uyuyacağız o zaman. Bayramda biraz rahat uyuyacağız o zaman. Evet. Değil mi? Bu arada Perihan konuşurken Perihan'ı bölmemek için girmemiştim. Bankalarla ilgili ben bir şey söyleyeyim. Tabii. Ben de bankaların Perihan gibi ucuz olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bak, özellikle buranın altını çiziyorum. Bak çok ilginç bir şey söyleyeceğim.
dolar bazında bankaların ucuz olduğunu ama TL bazında, bak gene yanlış anlaşılmasın, biliyorsun ben çok çok altını çizmeyi severim, yanlış yorumlanmalar çünkü beni çok rahatsız ediyor. Dolar bazında ve yabancı girişinin devam etmesi anlamında bankaların ucuz olduğu kavramına %100 eşlik ederken, TL bazlı belli noktalarda, bak dikkat et, çok farklı bir şey söyleyeceğim. Yani ne tezat konuşuyorsun demesinler, ne söylediğimi biliyorum. Dolar bazlı temel anlamda bankalarcılar, bankacılık ucuzken, dikkat, TL bazlı ve teknik olarak, bak dikkat et, teknik olarak bazı bankalar pahalı olmaya başladı, dikkat etmek lazım. Ben burada ama kamu ve özel bankaları ayırırım. Ben kamu bankalarını beğenmiyorum bu arada. Yani çok uzun zamandır. Orada Halkbank hikayesi var ya. O Halkbank hikayesi ve sermaye rasyoları ile ilgili sıkıntılardan dolayı Perihan doğru söylüyor. Kamu birazcık geri kalıyor. Ama orada da şöyle bir şey var. Amerika'dan Halkbank'la ilgili bir olumlu haber gelir gelmez bilemem. Bir spekülasyon gibi olmasın. Gelirse kamular o makası kapatabilir. O anlamda Peri'ye katılıyorum. Ama bak biraz önce söylediğim şey lütfen yanlış anlaşılmasın. Dolar bazında ve temel anlamda bankaların ucuz olduğu kavramına ben katılıyorum. Ama ayrışmam şöyle, teknik, bak teknik anlamda bir hiç düzeltmesiz, biraz daha düzeltmesiz devam ederlerse teknik olarak pahalı, bak teknik pahalılığa gireceklerini düşünüyorum. Çok ısındı çünkü, evet. Şöyle olabilir mi o zaman Selçuk? Bir beyin fırtınası yapalım. Düzeltir, şimdi, devam eder. Ya da biraz dinlenip elini farklı sektörlere verebilir. Yani Borsa İstanbul'da bir devam edecektir. Bu da bir opsiyon olur. Perihan güzel söyledi Sami abi. Bak teknikçiler illa düzeltmelerin fiyatın geri dönerek yapması ile ilgili ağırlıklı bir kanı var. Ancak teknik analizde yatay düzeltme, sağ tarafa yatırarak düzeltme veya kısa zikzaklarla düzeltme gibi birçok olasılık var. O yüzden işte böyle durumlarda yatırımcılar kademeli alış, kademeli satış disipliniyle bu süreci konforlu bir şekilde yönetebileceklerini ben iddialı bir şekilde bak söylüyorum. Tamam mı? Hani tek fiyattan bankacılık çok şişti teknik olarak, düzeltme gelecekmiş deyip malın %100'ünü tak diye tahtaya yapıştırmak yerine peyderpey, bak peyderpey, önemli işte kendilerine göre Fibonacci veya onların kendi yöntemleriyle belli hedeflerde, belli yerlerde, ne diyorum ben ona, kendilerine düşüşlerde yerine koymak üzere yedek akçe yaratmalıdırlar. Tamam mı? Çünkü benim borsada en nefret ettiğim şey şu, hayatta kullanmam bak. Düşüşler alım fırsatıdır. Yani zaman zaman ağzımdan kaçarak kullanıyorsam da o benim hatamdır. Düşüşler alım fırsatıdır diye siz karşınızdaki bir insana bir yorum yapıyorsanız, bu cümleyi, bu yorumu alan kişinin düzenli bir geliri olması gerekir. Sosyal hayatını etkilemeyip devamlı sermaye piyasasına aktarabilecekleri bir geliri düzeyinin olması gerekir ki onlar için düşüşler alım fırsatıdır. Ama belli bir parayla trade ederek veya hep aynı parayı içeride tutarak İşlem yapanlar için düşüşlerin alım fırsatı olabilmesi için yatırımcının zaman zaman yedek akçe ve veya nakite geçmek durumu oluşması gerekir. Aksi takdirde şöyle cevap veriyorum ben, düşüşler alım fırsatıdır diye diyenlere. Kime göre, neye göre güzel kardeşim, adam %100 maldaysa düşüşler kime alım fırsatı? O yüzden yatırımcı da uyanık olacak. Onu da şöyle bitireyim, çok da şey yapmayayım, hiçbir fiyat sonsuza dek yükselemez. Hiçbir fiyat sonsuza dek düşemediği gibi. O zaman hiçbir fiyat sonsuza dek yükselemeyecekse bir yerde sebat etme vakti gelmiştir. Veya en azından dediğim gibi yüzdesel anlamda hafiflemek gerekir. Peki bir de şu dolar mevzusuna bir girelim. Yani yabancılar bu dolar kuruyla giriş yapar mı? Yoksa dolar kurunda yine bir baskılama görmeye devam edecek miyiz? Merkez Bankası alım da yapıyor çünkü bir taraftan. Düşmesine de izin vermiyor. Ve Merkez Bankası da döviz açığını da bir şekilde kapatmak zorunda. Bu da onun için bir fırsat. Ve insanlar dolar bozmaya başladı mı? Yoksa tutuyor mu? Yani ne oluyor o dolar cephesinde? Gireyim mi ben konuya? Perihan başlasın, ben sonra. Buyur. Ben kurda bir hareket beklemiyordum. Yani net bir şekilde zaten burada da çok linç yedim. Çünkü
az önce söyleyeceğim. Yani biz piyasacıların bir lafı vardır. Ceteris paribus. Tüm şartlar yani aynı kalmak varsayım dedi. Şu şartlar altında ben her koşulu kendi içinde değerlendiririm. İnsanlar bana göre aşırı ezber konuşuyor bazı kişiler. Doğru mu Selçuk? Aşırı ezber. Yani onlar bir sosyal medyaya oynuyor Perihan. Onlar sosyal medyaya oynuyor. Onlar takipçi kasmak için. Neden biliyor musun? Bu ülkede haklı olarak diyorum bak yalnız. Halkı ve yani dolara para yatıranları suçlamıyorum ama maalesef yumuşak karnı dolar olan bir ülke olduğumuz için ve en ufak bir kımıl kımılda dolar pik yaptığı için artık yatırımcı kendini savunma dürtüsünü veya servet koruma dürtüsünü hep dolar yönünde tuttuğu için bu ülkede çok ciddi bir dolarizasyon olduğu için bu ülkede bak YouTube'a gir en çok izlenen videolar dolar yukarı gidecek, altın yukarı gidecek diyen videolardır. Bunlar tamam mı? Şimdi ben daha fazla detaya girmeyeyim. O zaman çünkü siyasi gibi anlaşılıyor. Hayır, ben orada siyasi bir görüş bahsetmiyorum. Bir yanlışı anlatmaya çalışıyorum. Bu ülkede maalesef ben şimdi gideyim Perihan'la bir yayın yapayım. Perihan'da yayının başlığı Selçuk Göneşler dolar 40 liraya gitti diye. Gitti lira, dedi diye. Koyulsun bak benim sosyal medya istatistiğindeki en yüksek yayını izlenirim. Sebebi evet, de doğru. Şu. Maalesef dolarizasyonun içinde olduğu için. O yüzden Perihan çok özür diliyorum lafını kestiğim için. Tamam. Çünkü bu adamları duyduğum zaman çıldırdığım için. Tamam mı? Bu adamlar çünkü sahtekar bunlar. Tamam mı? O yüzden bu adamların bu laflarını duyunca kendimden geçiyorum ya. Gene seni böldüm özür dilerim. Estağfurullah. Ya şöyle ben bilmiyorum. Ben yıllardır mesela Selçuk diyor. Ben gördüğümü söylerim. Geçen yıl mesela biz burada Sami abiyle Selçuk yayın yapıyorduk. Seçim olacaktı. Kurdu 17'lerdeydi hatırla. Bana göre o zaman dedim ki alım fırsatı. Evet seçimden sonra. O zaman belliydi. Bekliyorum dedim. Ama o zaman da dediler ki bana düşmansın. TL'ye düşmansın. İnsanlara dolar al diyorsun. Kim demiş yükselecek diye. Şimdi de diyorlar ki yok yancısın. Ya ben ocu bucu falan değilim. Ben yani doğruya doğru, Selçuk'u yanlışa yanlış diyen, yükseliş bekliyorum ya da beklemiyorum diyen biriyim. Ben düşüş beklemiyorum dolar Türk lirası Sami abi. Nedeni şu, çünkü insanlar bu reel değerlenme olayıyla nominal tarafı çok karıştırıyorlar birbirine. Ne oldu hani kurda düşüş mü oldu diye. Yani ne oldu işte 40 kuruş. Yani bir düşüş beklentimiz yok zaten. Şöyle olmamalı da bana göre. Çünkü bu da şu an içinde bulunduğumuz şartları özellikle ihracatçılar noktasına çıkmaza sokabilecek bir durum olur. Bunu ne yapacak biliyor musun? Biraz seçimden önce sevgili Selçuk'un dediği gibi böyle piyasaya çok şey algısı yıkıldı ya, seçim sabahı öyle olacak böyle olacak. Şimdi bana göre bu hafta onun köpüğü alındı. Yani hani ekstra seçim sonrası riski için dolar alanlar baktı bir şey olmadı. Onlar biraz TL'ye döndü. Şimdi onun satışlarını gördük. Sadece onlar değil, iki biraz tahvil tarafına para girdi yabancıdan. Geçtiğimiz haftada muhtemelen öyle olacak, Merkez Bankası açıklayacak. İki haftadır. Biraz da hisse tarafına, tabii bunların da etkisini gördük. Ama Merkez Bankası bu noktada alıcı. Bu şu demek, yani Merkez Bankası dolar Türk lirasında evet sert yukarı bir hareket olmasını istemediği gibi aşağı olmasını da düşüşte. Hani burada Wells Fargo'nun dediği gibi yok 30'ların altına düşecekmiş 1,5 yıl sonra gibi bir beklenti yok. Dolayısıyla burada hesaplamanız gereken şey şu: aylık faiz ne kadar, kurun hareketi ne kadar, benim dolarda kalmama değer mi? Ha siz bunu bir risk unsuru olarak, yani olur da herhangi bir şey olur diye tutuyorsanız onun yeri ayrı. Ama şu an ben hala altını çiziyorum, TL enstrümanlarda olmak daha mantıklı. Yani döviz almak yerine opsiyonu gram altındı bu arada, o da ons altından dolayıydı. Opsiyonu neydi? Döviz bazlı bir enstrümanda bulunmaktı. Ben hala bunun altını çiziyorum ama dolar Türk lirasında şu yanlış anlaşılmayı düzelteyim, sert bir düşüş beklentisine Merkez Bankası müsaade etmeyecek. Sami abi burada da yabancı bir bu devalüasyon kelimesi yanlış olsa da çok kullanıldığı için mecburen kullanıyorum, parantez açarak söyleyeyim. Bunun yani işte kur devalüe olsun da TL biz öyle gelelim diye bir beklentisi yok. Şöyle ki yabancının daha çok o sıcak paranın diyeyim daha doğrusu, hani bu kımıl kımıl yeniden gelen sıcak paranın izlediği şey enflasyon. Enflasyonda tepe yapmış olmamız lazım.
Dolayısıyla burada çok yüksek bir enflasyon var. Evet, yılın ikinci yarısı nedeniyle baz etkisiye düşeceğiz ama yıllık enflasyonun baz etkisiye düşmesi yeterli değil. Aylık enflasyonun da artık düşüş trendine girmesi lazım. Baz etkisiye düşüş bir yanılsamadır. Yani burada enflasyonun düşüş trendine girdiğinin bir göstergesi değildir. Şu an yabancı, benim de böyle arkadaşlarımla konuştuğumda, yabancı roadshow'lara giden arkadaşlarımla, en çok yabancının sorduğu şeyin enflasyon olduğunu söylüyorlar. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla yabancı daha çok enflasyona bakıyor. Yabancı kurda böyle sert bir TL'de değer kaybı olmadan gelmez diye bir varsayım bana doğru gelmiyor. Ama buraya çok daha büyük ordinoların gelmesi için önce swap kanallarının açılması lazım. Zaten yabancı kendini hece etmeden de TL bulamıyor. Dolayısıyla bu önümüzde büyük bir engel. Onun da ben yakın zamanda açılacağını şöyle düşünüyorum. Şimdiye kadar dolar Türk lirasına sert bir oynaklık olmasın diye açmadılar. Anlıyordum yani niye açmadıklarını. Bir noktada da hak verdim. Uyguladıkları politikayı sürdürülebilir hale getirmek için kurdaki oynaklığı aza indirgemeleri gerekiyordu. Bana göre içeride biraz daha ters dolarizasyon, ki çok ciddi bir dolarda çözümü beklentim de yok hane halkı tarafından. Çünkü ikna olmaları daha uzun sürecektir bana göre. Ama o çözülme biraz başlarsa ve tahvil tarafına biraz daha artan oranlarla para girerse, yavaş yavaş bence artık swap kanalları da açılacak ve asıl olay oradan sonra olacak bana göre. Yani hani ya hero ya mero artık, yani yüklü alımları. Çünkü şu an yabancı giriyor, neye göre giriyor? Yani giriyor ama yani genele yayılmıyor. İstediğimiz oranda tutarlarda girmiyor. Ve şöyle, gelen de long only değil. Yani hani böyle geldim 3 sene kalacağım burada değil. İşte karını alıyor gidiyor. Bize uzun vadeli kalacak. Hedge fund gibi geliyorlar. Evet, hedge fund gibi geliyorlar Selçuk. Dolayısıyla ben böyle yabancı işte atak olsun da gelsin kısmına katılmıyorum. Şuna da katılmıyorum. Bana şöyle çok soru geliyor. Ya işte Perihan Hanım, kurda bir atak olmazsa biz dolarımızı bozmayız. Hayır arkadaşlar, asıl atak olursa bozmazsınız. Neden? Çünkü atak olursa şöyle diyeceksiniz. 40'a çizelim. Bu sermaye piyasalarından çok iyi biliyoruz. Millet fiyat yukarı gittiği zaman millet daha da gidecek deyip satamıyor. Sonra şak diye devriliyor. Tabii 40 olsun, 45'le satarım diyeceksin. 45 vereceğiz, 50. Aynı bizim şey gibi, ihracatçılar gibi. Ne zaman hane halkı dövizini bozar biliyor musun? O da 40'ın altına zor gelir. Dolar TL gitmediği zaman. Gitmediği zaman, pes edince. Yani bak 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay bekler. Kur çok hafif bir şekilde trendini yukarı devam ettirir. Sonra kişi döner der ki 5 aydır dolarda bekliyorum. 5 ay boyunca faiz alsaydım ne olurdu? Dolarda bekledim ne oldu? Diye bunun bir hata ya da şöyle söyleyeyim, ona bir zaman maliyeti yarattığına ikna olduğunda dolarını bozmaya başlayabilir. Ama o Wells Fargo'nun doçenin dediği gibi, ben böyle dolarizasyonun tersine döneceğini düşünmüyorum. Çünkü bence hane halkı çok mutsuz. Hala daha geçmiş tecrübelerden dolayı canı çok yandı. Böyle 2 ayda falan ikna olmaz. Benim bu bahsettiğim %5'lik bir çözülme. O kadar. Yani daha fazla böyle. O da zaten Merkez Bankası'na alın fırsatı veriyor zaten. O da Merkez Tabii, Bankası rezerv birikti. Bunu değerlendiriyor yani. Bu arada yani Merkez Bankası'na çok ilgili... olamayacağım o yüzden o konuda. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi Perşembe, Cuma veya geçtiğimiz hafta dolar 32-40'lardan biliyorsun 31-40'lara doğru bir hafiften gevşeme yaptı. Ben tabii hemen Kapalı Çarşı'da sağ olsun kıymetli büyük esnaf ve abilerimiz var, onları sordum. Ne oluyor diye Selçuk dedi. Seçimden önce, seçimden sonraya ait spekülasyonlar anlamında onu almak isteyenler dedi, gırtlağa kadar TL'leri dolara bastılar. Şimdi piyasada TL sıkışıklığı başlayınca o pozisyon, en azından majör pozisyonlar, hani 2 haftalık, 3 haftalık, 1,5-2 aylık pozisyonlar, gırtlağa kadar dolara basanlar şimdi de TL sıkışıklığı başlayınca onlar satmaya başladılar dedi. Yani bireysel de satıyor, şirketler de satıyor. Hani belli göreceli bazı daha büyük holdingler de satıyor dedi. Ne oldu da o zaman? İşte kur geri gelmeye başlayınca da Merkez Bankası istediğini buldu ve göreceli bir noktada maliyet yaparak en azından rezerv tamamladığına şahit olduk. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda da, geride kalan haftada Merkez Bankası'nın en güçlü döviz aldığı bir hafta olduğunu biz datalardan göreceğiz gibi geliyor.
Evet. Ama öbür taraftan Perihan'ın anlattığı tabloya tamamen katılıyorum. Daha önce ben bunu Midas'ta da anlatmıştım. Ben Perihan'dan sadece şu anlamda, şu noktada katılmıyorum. Bu kadar eksi rezerv varken Merkez Bankası swapları açamaz. Yani kasa bu kadar boşken ve olası bir kur atağında sudan çıkmış balık gibi eli avucu kilitlenmiş bir şekilde kalabileceği için rezervi belli bir noktaya getirmedikçe swap'ı açamayacağını düşünüyorum. Ama Perihan'a şöyle katılıyorum, açılması gerekiyor, başka konu. Ama sadece bu rezervde de açılmıyor. Yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta oluyor? Ama Merkez Bankası da diyor ki içeri sıcak para girmesi lazım. Sıcak paranın girmesi için senin swap kanallarını açman lazım. Ya gibi gibi bir sarmalın içindesin. Anlatabildim değil mi? Yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta daha? Yani bir yerde de şunu unutmayalım bak. Düşünce. Bir de şunu unutmayalım. Piyasada algı çok değerli bir şeydir. Yani temel her şeydir ama algı da çok önemlidir. Yani atıyorum kafadan bak. İnşallah, temenni ediyorum ama ya mesela Amerika ile falan aramızın bir anda çok saçma, yani çok saçma derken o kötü anlamda söylemiyorum. Bir onu anda anladım. Ben anladım onu. Bir anda pembeye dönmesi, bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak beklediğim için söylemiyorum. Algının ne kadar kıymetli olduğunu anlatacağım. Bir anda fiyat saçma sapan şeye gelebilir. Yani kırılma gösterebilir. Bu 25'e düşer, buradan 15'e düşer diye bir laf çıkmıyor ağzından. Teknik olarak da öyle bir şey çok zor. Ama bir olumlu haber, bir algı değişimi, ne bileyim bir Halkbank davası, ne bileyim Amerikan seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın gelecek olan muhtemel, hani ben öyle diyorum ama tabii biraz espri yapayım, Trump'la falan bir tokalaşması, bir kakara kikirisi falan filan, anladın mı? Bunlar bir anda tabloyu olumlu yöne de çevirebilir. Ha, bu birkaç ay içinde olacak bir şey mi? Tabii ki olmaz. Değil. Öbür taraftan teknik olarak bir şey söyleyeyim ben dolar TL için. Valla 31.20 ile 30.80 destek bölgesi, ben biraz işin içine gene teknik koyayım. Benim tabirimle bozuka destek bölgesi. 30.80, 31.20. Burası kırılmadıkça bir yükselen takozumuz var bizim. Aynı zamanda da yükselen aylık logaritmik direnç 34.88, 35'lere denk geliyor. Böyle bu seçimden sonraki ve faiz artışlarının etkisiyle, biraz da kısmi göreceli yabancı baskısıyla 31-30-80'lere doğru oluşacak geri çekilme bence 34-35 hedefini bozmaz. Ama 34-35 beklerken o biraz önce anlattığım, hani zor olsa da hani temenni olarak anlattığım kırılma gelecekse Amerika ile haberleri takip etmek çok ilginç haberlere gebe olabilir. Teknik olarak da 30-80 kırılmadıkça mesela ben dolar TL'yi short yönlü okumam. Ben de böyle peyderpey minik minik kademeli kademeli böyle yükselmesine biraz kontrollü trend. Kontrollü trend abi. Olacak gibi geliyor, hem hani her tarafı da mutlu etmek isteyecekler. Hem ihracat, hem turizm, hem vesaireyi. Peki bir de çok güzel son olarak şeyi soracağım. Aslında biraz değindi Perihan ona da. Merkez Bankası hani algı yönetimi çok önemli. İletişim ve algıyı çok iyi yönettiğini düşünüyorum son birkaç ayda özellikle. Mesela şu var. Biz artık baza baza bakmayacağız. Aylık enflasyona bakacağız. Bu artık Fed'in söylemiyle de doğrudan örtüşen söylemler bunlar. Yani tüketici kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz. Bu enflasyon artışının tüketimden kaynaklı olduğunu düşünmüyoruz. Ben biraz biraz da arsızlıktan kaynaklanan bir artış olduğunu inanıyorum onun. Biraz burada sıkılaşacağız ve daha da sıkılaşmaya devam edeceğiz. Bunun da altı aslında çok dolu. Böyle boş kavramlar değil. Sanki her ay bakacağız, gerekirse artıracağız, gerekirse sabit bırakacağız ama aylık enflasyonu baz alacağız demesi Merkez Bankası yönetiminin, bu düşüncenin oradan ekonomi yönetiminden çıkması tabii güzel, beni sevindirdi. Bu faizle ilgili beklentiniz ne? Bu tabii mevduat faizlerini de ciddi anlamda artırır. Şimdi KKM dönüşlerinde bakıyorum ben, %70'lere falan geri dönüşler var. Bu KKM belasından kurtulabilecek miyiz? Bir de minnacık değinirseniz sevinirim ona. Yeni bir enstrüman çıkar mı? Böyle de bir soru. Buyurun Perihan Hanım. Şöyle, ben Merkez Bankası'ndan bu ay bir mesela faiz artışı beklemiyorum. Bence Merkez Bankası sadece enflasyonu değil, döviz talebini de yakından izliyor. Çünkü bunu komplike bir şekilde birlikte okuyor. Yani bu ülkede kur geçişkenliği gerçekten çok yüksek. Dolayısıyla zaten o yüzden diyor dolar Türk lirasına, yani TL'de değer kaybı istemiyorum diye. Ama gerektiğinde artık faiz arttırabileceği konusunda netiz. Bana göre bu ay gerekmiyor.
Çünkü ilk 3 ay enflasyon yüksek geldi. Daha doğrusu ilk 2 ay. 3. ay beklentilerden biraz aşağıda geldi. Şimdi bundan sonrası önemli. Bekle gör yapacak. Evet, bekle gör yapacak. Selçuk'a katılıyorum. Neden? Çünkü bizim artık 3'lerin altına inmemiz lazım aylık enflasyonda. Yani 2,5 ortalamayla maksimum artık gidebilmemiz lazım. Tabii burada eleştiriler gelecektir TÜİK noktasında ama gerçekten bunun üzerinden konuşmak durumundayım. Yapacak bir şey yok. Sana şu noktada da katılıyorum. Artık burada olay şeyi de aştı. Yani maliyet kısmını da aştı. Arsızlık noktasında da katılıyorum. Artık kim ne kadar isterse zam veriyor ve biz hepimiz zaten fiyat algımızı yitirdik. Ya bana diyorlar ki şu toko 300 lira. Param varsa alıyorum yoksa almıyorum. Artık 300 lira pahalı mı ucuz mu? Ya gitti. Param varsa bir şey artık pahalı mı ucuz mu diyemiyorum. Yani varsa alıyorum yoksa yok ya bu para etmez diyorum. Bugün işte çocuğum benden bir kart istedi. 650 lira Pokemon kartmış bizim zamanımızda bir. 650 lira ne dedim. Mesela bir anda böyle bir gözlerim açıldı. 650 lira ne ya dedim saçmalamayın dedim. Vermem böyle bir para ben dedim. Hani ben artık neyin ne olduğunu bilmiyorum ve o yüzden sürekli her şeyin fiyatını sormaya başladım. Çok ufak şeylerin bile. Çünkü çok ufak şeyler çok pahalı olabiliyor. Yani çok ciddi bir algı bozukluğu var. Bir de bunun düzelmesi lazım. Ama ben bir de şey, faiz artışı beklemiyorum. Bir de şey var ya. Geçen gün şimdi yanlış bir isim söyleyerek yanlış söylersem diye, kimseyi böyle bir yanlış bir şekilde bağlamayayım. Ben yine bir profesörümüzün yayınını izledim. Şöyle dedi. Ağırlıklı olarak da muhalif yorum yapan bir profesörümüzdü. Şimdi yalan konuşmamak için ismini zikretmiyorum. Şöyle dedi. Tamam hani bir şeyler yanlış politikalar falan filan düzelmeye çalışıyoruz. Tamam her şey eyvallah. Ama bu ülkede maalesef dedi bir ahlaksızlık enflasyonu da var dedi yani. Var. Hani var ya. Enflasyonu köpürt yani. Biz yıllardır çocukken veya işte gençliğimizde okurken ne abi enflasyonla topyekun mücadele gerekir. Topyekun. Değil mi? Burada hükümetin tasarruf tedbirleri açıklaması lazım. Biz hep bir şeyleri konuşuyoruz ama mesela hükümetin de bir noktada bir tasarruf noktasına gelmesi lazım. Şimdi sosyal medyada yavaş yavaş dikkat ederseniz onlarla ilgili hashtag'ler açılmaya başlandı. Dolayısıyla topyekun mücadele evet tamam ben Selçuk Kürşat'a tebrik ediyorum. Bayağı o hashtagler noktasında bizim sevgi Kürşat Bucak'ta biliyorsun şey yapıyor. Her gün çalışıyor. Kamuda tasarruf. Ha, Kürşat yapıyordur. Kürşat'ı ben de severim de Kürşat'ın bilmiyorum da ben sadece önüme denk geldiği için kimin başlattığını bilmiyorum. Kürşat'a sağ olsun. Kürşat evet. Ha. Ama şu var. Topyekün mücadele. Biz çocukluğumuzdan beri o enflasyon canavarı fotoğrafını gördün mü? Topyekün mücadele aklımıza gelirdi. Şimdi burada her şey bizlerden beklenmemesi lazım. Bir şeyler gerekiyor. Dolayısıyla bence seçimden de bu türde bir mesaj çıktı. Ben hükümetin de bu mesajı aldığını görüyorum. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla ben de bu ay yani seçimden sonra bu ayda Merkez Bankası'ndan pas bekliyorum. Ama şunu açık açık söyleyeyim. Ben bu ay pas geçse bile önümüzdeki ay yine bir kur ısınması noktasında faiz noktasında bir şeyler görebiliriz. Ve şahsi fikrim olarak bunu beyan edeyim. Cumhurbaşkanımızın bu konuda Mehmet Şimşek'e bir tık daha genişleme noktasında yetki verdiğine inanıyorum. Diye. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani faizi gerekirse Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Cumhurbaşkanımızdan bu konuda belli bir oranda bence gene bir izin kopardılar. Biraz da elleri o yüzden güçlü. Ha ama Perihan'ın dediği gibi o bu ay mı olur? Ben de bu ay bekle gör yapacaklarını düşünüyorum. Bir de yaz geliyor. Biraz turizm murizm hikayesiyle. Biraz bekle gör yapabilirler. Ama şu net abi, şu net. Bu seçim çok net bir mesajdı. Bu seçimin sonucunda Mehmet Şimşek'in kafasının kopacağını söyleyenler, benzetme yapıyorum yanlış anlaşılmasın lütfen. Öyle çok beklenti de şimdi son zamanlarda yapılıyor. Hayır, tam tersi Mehmet Şimşek'in, ben seçim akşamı infoda anlattım. Şu anda bu seçimin kazananı Mehmet Şimşek. Ya bak ben de ne dedim biliyor musun? Perihan hatırlıyorsun sen de onu. Seçimden önce o 500 bas puanı yaptı ya, evet dedim ben Mehmet Şimşek kalacağının imzasını attı 500 bas puanla. Kimse beklemiyordu. Bekleyenler de 250 bekliyordu. Ben de 250 bekliyordum. Ama 500 atınca ben buradayım abi. Kardeşim. Gitmiyorum bir yere. Ben seçimden sonra bekliyordum. Yalan yok.
O ama herkesten önce dedi ki ben gitmiyorum bir yere. Benim gideceğim. Aa, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak tahta yapıcı gibi konuşayım. Hani spekülatif tahta yapıcı. Hadi. Hiç kimsenin beklemediğini yapacaksın abi. Şimdi bu ay hiç kimse beklemiyor ya. Aynen. Göstermelik. Aynen 300 değil. 300 değil. Ama Cumhurbaşkanımızdan belli bir oranda izin alındıysa hiç kimsenin beklemediği anda gelip burayı çok ince bir tokatlamak lazım olabilir. O zaman ben şöyle söylüyorum. Bak, yabancının tahmini... hoşuna gider. Yabancının da hoşuna gider. Gider. Kurda belki... Ha? Gider, gider. Yabancının da hoşuna gider. Kurda da biraz daha iyice bir yumuşak, hani biraz daha belki baskı oluşur. Ha, ne kadar kalıcı olur orası tartışılır. Çünkü sadece faizi arttırarak kurun düşmeyeceğini artık herhalde benim kızım da biliyor. Yok kesin, kesin o maliye politikaları şart. Bunu artık Maliye Bakanı da biliyor. Hepimiz biliyoruz. Ben diyorum ki Mehmet Şimşek Amerika'ya gidecek. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bush'la bir görüşmesi var. ABD Başkanı Amerika'ya gidecek. Muhtemelen bak, ben size bir şey söyleyeyim mi? 150 ikinci arasında bir artış yapacaklar. Bak bu Nisan ayında ters köşe yapıp 150 yapacak. Bir 150 de cepte duruyor. Onu da gerektiğinde yapacak ileride. Bak ben kendi bu yayın için kendi manşetimi atayım. Şahsi manşetimi. At. Yılın ikinci yarısında Amerika ile ilişkileri izleyin. Güzel. Ben de o zaman kendi manşetimi açayım. Sizden ayrıldığım nokta, ben artık aslında faiz arttırmamalıyız diye düşünüyorum. Şundan dolayı, buna piyasacı olarak bir örnek vereceğim. Habere bağışıklık kazanmak diye bir şey anlatmıştım zamanında burada, belki hatırlayanlar olmuştur. Şöyle ki biz yıllarca mesela piyasada bize yakın tarihte en çok etkileyen olaylardan birisi S-400 haberleriydi. Hatırlıyorsun Selçuk. Her S-400'ün S'i çıktığında piyasa devrilirdi. Ama habere bir yerden sonra bağışıklık kazanıyorsunuz. Yani en kötüsü bile artık haber olarak gelse reaksiyon göstermiyor piyasa. Aynı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi, ya maalesef. Aynı ilk İsrail ve Filistin arasındaki savaşa piyasanın verdiği tepki ve şu an aynı tepkiyi vermiyor oluşu gibi. Şimdi ben bu örneği şundan dolayı verdim. Faizin artık bu noktaya geldiğini düşünüyorum. Bana göre artık Merkez Bankası'nın faizi 50, 55, 60, 65 yapmasının bir önemi yok. Yok. Yani bana göre artık yapacağını yaptı. Şu anda haklısın. Dolayısıyla bence artık faiz silahı çekilmiş ve bitmiştir. Bundan sonra piyasada enflasyona ve kuru ayrı tutuyorum. Kurda bir ısınma olursa evet, yani anlık müdahale olabilir. Fakat benim için artık enflasyonla savaşta politika faizinin görevi tamamlanmıştır açıkçası. Artık ya başka şeyler lazım işte ya. Daha, evet, ya. Artık faiz artışı, ya şöyle söyleyeyim. Az önce verdiğim bağışıklık moduna gitti. Yani piyasa faize bağışıklık kazandı. Yani sen bu ay 60 da yapsan, 65 de yapsan artık enflasyonun düşmesi için artık faize bağışıklık kazandık. İnsanlar komple TL'ye geçip faize gitmeyecek. Bu bir yerden sonra döndürülemez moda girer. Dolayısıyla tabii artık yani. Evet, artık bundan sonra hakikaten gerçekten sıkılaşarak, az önce sevgili Selçuk'un dediği gibi kamuda tasarrufla, daha çok vergi sistemine biraz daha yönelerek ve bu işte kara para noktasında işte gri listeden çıkmamız, biraz sıcak para gelmesi, diğer taraftan kamuda en azından gözle görülür bir tasarruf yoluna giriyor olmamız, vergi düzenlemesi, daha yapılacak çok şey var. Ama merkez faiz olmuyor. Evet, tek faiz olmaz. Ya TCMB olarak bence artık üzerine düşeni yapmıştır. Bu saatten sonra yapacağı şey eline fırsat geçtikçe rezerv toplamaktır. Bundan sonra top Hazine ve Maliye Bakanlığındadır. Cuma akşamki mektubu da unutmayalım. Tabii. Cuma akşamki mektubu da unutmayalım. Hükümete giden mektubu. Evet. Özellikle işte zam, yılda bir kere zam yapalım diyor. Bak dikkat et. Yani orada zaten çok şöyle, bana anlamda göre seçim geçti. Ya olan zaten ücretliği oldu. Ya maalesef çok üzülüyorum. Olan onları oldu. Ama bundan sonra daha fazla onları olmasın artık. Yani bundan sonra uygulanacak politika ücretliği koruyup artık, kusura bakmayın, gözünü zengine dikecek. Gözünü zenginlere dikecek yani. Vergiyi artık onlardan alacak. Ve kamu tasarruf, yani yok, daha ücretlinin yani bir gram devlete verecek bir şey kalmadı. Yani hani tabii, sırtındaki tabii. Şeye kadar verdi artık, yeleğe kadar derler ya, tamam yeter.
Zaten almaması ilgili, da almaması vergilerle da zaten ilgili, devletin vergilerle ilgili olacak. Evet evet, vergilerle ilgili Mehmet Şimşek de beyan ettiği üzere bazı refleksler üreyecek. Onu yani üretecekler. Belli refleksler üretecekler. Önümüzdeki günlerde sanırım bu seçim sonucu sindirildikten sonra, ortalık biraz daha sakinledikten sonra bence bu anlamda bir paket göreceğiz. Şahsi fikrim o. Öyle bir şey bekliyorum. En azından şu kripto para yasa tasarısından sonra falan bunlarla ilgili bir şeyler görebiliriz, duyabiliriz. Önemli şeyler olacak gibi ama ben biraz dediğim gibi iyimser bakan tarafta olmayı tercih ediyorum. Umarım en azından 4 sene seçimsiz bir ülkede olmak birazcık nefes aldıracak. Doğru politikalarla, enflasyonla mücadele noktasında ben bir şeyler olacağına inanmak isteyen taraftayım. Yani, bir de tabii olayın siyaset boyutunda son olarak bakacak olursak, burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da bence bu seçimi doğru okudu. Yani bu oylar AK Parti'ye gitmiş, tamamen CHP'ye gelmiş oylar değil. Bu AK Parti'ye bir uyarı oyu. O da bunu öyle okudu ki hemen ertesi öyle açıklama yaptı zaten. Talebinde öyle açıklama yaptı zaten. Evet, o bence oylar benim oylarım da emanet dedi. Evet, evet. Yerinde bir siyaset okumasıydı. Bunu da doğru okumak lazım. Yani kimse kendi partisinden vazgeçmiş falan değil şimdi. Sadece kendi partisine ciddi bir ders vermiş durumda. Arkadaşlar lütfen ne alırken böyle altına üstüne son kullanma tarihine bakıyorsunuz ya. Lütfen istirham ediyorum. Böyle bilgi aldığınız insanların da biraz geçmişine bir bakıverin ya. Herkes her şeyi konuşuyor da. Her konuşanın bakalım bu adam bunu ediyordu acaba. Bir ev alırken bile bakıyorsun müteahhit daha önce evi teslim etmiş mi daha önce yaptığı evleri diye. Ne olur arkadaşları dinlerken de biraz geçmişlerine bir bakıverin. Hani herkes her şeyi konuşuyor da herkesin konuştuğu doğru değil. Bu yüzden Selçuk'a katılıyorum ben. Çok doğru bir noktaya temas etti. Bir bilgi kirliliği var. Ağzı olan konuşuyor kardeşim. Her bokologların sayısı son derece artmış vaziyette. Abi, bu bence en büyük hastalığı. Abi millet tıklanma derdinde. Abi milleti bir tıklarlar var ya. Milleti bir tıklarlar. Milleti bir tıklarlar, yeri gelir o konuşanlar var ya, o ağızlarına laflar sokulur yani, problem değil. Millet tıklanma derdinde. Ben konuşayım. Yoksa tamam abi, katılmıyorum. Bu ülkede her şey olabilirsin, rezil olamazsın. Böyle bir şey var bu ülkenin ya. Canlarım, bayram şekerlerim, ne güzel oldu. Bakın bayram öncesi böyle mis gibi bir de bayram boyu izleniyoruz tabii, biz böyle bir durum var. Bu videomuz bütün bayram boyunca izlenecek. Hadi bir de güzel bayram yorumlarınızı alayım. Şeker tadında güzel bir bayramımız olsun diyelim ve Perihan Tantu, buyurunuz efendim. Valla şöyle ağız tadıyla güzel, ailemizle huzurlu mutlu bir bayram geçirelim. Daha ne isteriz ki? Gerçekten şöyle güzel haberler alacağımız, güzel böyle ayaklarımızı uzatıp bir dinleneceğimiz keyifli bir bayram olsun herkese. Çünkü şöyle bayramdan sonra bizim hepimizin, herkesin daha doğrusu bir koşturmacası var. Öyle değil mi? Koşturma başlıyor. O yüzden anı yaşayalım, kıymetini bilelim. Hem sevdiklerimizin hem de tatilin kıymetini bilelim. Şimdi ben bunu söylerken tabii İstanbul'dayım ve Selçuk Antalya'da olduğu için onu kıskanarak ben söylüyorum. Ben de İstanbul'da kalacağım ama anında ve İstanbul'un da bu güzel halinin tadını çıkartmaya çalışacağım. Herkese güzel bir bayram olsun. Sevgili evet. Benzerim, söyle bakalım sen ne diyorsun? Gözlüklerimi takayım da senin gibi olayım biraz. Valla Sami abi, bir kere ben mesaja başlamadan önce, ben seninle herhalde 1,5 sene önce falan tanıştım. Ekotürk'te tanışmıştık. Sonra Perihan'ın bahçesinde de Murat abiler, Cüneyt abiler, Ahmet abi falan böyle bir kalıp orada tanıdım. Ne akşamdı ama değil mi? Sen bir kere bir şey söyleyeyim ya. Sen çok, harbiden çok acayip bir adamsın. Yani enerji anlamında, motivasyon anlamında, insan motive etmek anlamında, hayata bakışın anlamında. Yok şaka yapmıyorum bak. Vallahi billahi. Vallahi çok sağ ol. Bak biraz önce yemekte, iftarda hanımla konuşuyordum. Dedi ki işte böyle böyle Sami abinin yayınına bağlanacağız. Perihan'la falan filan dedim. Hanım ne dedi bana biliyor musun? Perihan'ın bahçede yemek yemiştik ya. Dedi ki hani o tek telefonuyla bütün kapıları, bütün her yeri açan o isminin yettiği bir şey mi? Sen bir benim ismim geçtiği zaman sokakta araba çekecek yer bile bulursun gibi bir şey anlatmıştın ya Perihan'ın evet, bahçesinde. Evet. Yani düşün bak, o söylediğin şey bile bizim Ayşe'nin kulağına pelesenk olmuş. Velhasıl kelam, ben buralardan hem Perihan benim için çok değerli dost, partner, yol arkadaşı gibi benim için. Sen de benim için çok enerjik bir adamsın. Seni çok seviyorum. Kıramam. Buralardan senin için ve kıymetli dostlarımızla buluşmak için buluştum. Bu anlamda güzel Ramazan bayramının tüm inananlara, tüm ülkemize,
tüm kıymetli dostlarımıza, tüm sermaye piyasası yatırımcılarına ve bizi seven sevmeyen herkese hayırlar ve bereketler getirmesini diliyorum. Kazasız belasız huzurlu bir bayram diliyorum. Arkadaşlar umarım baharın enerjisi pozitif enerjiyle beraber umutlarla yeşerir ve güzel bir 2024 yaşarız artık. Artık güzel günleri görmek istiyoruz. Çünkü Türk milleti güzel günleri görmeyi gerçekten hak ediyor. Bizi kim götürürse de peşinden gideriz. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu bayramlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.